Halk zannediyor ki Darwin bir gün böyle sakallarını sıvazladı. Şu gemiye bineyim ben bir ondan sonra. Sarhoş tayfaları da doldurayım. Şöyle bir gezi yapayım geleyim dedi zannediyor. Öyle bir şey yok. Bu zatın dedesi de azılı bir masondu. Ve Darwin'in fikirlerinin aynısını ondan çok daha önce kapsamlı olarak anlattı adam. Evet. O dedesinin fikirlerini süsledi kendince. Bir şey ilaveler ekler yaptı. Yani çirkin süslerle süsleyip ortaya çıkarttı. Yani Lamarck'ın zamanı, dedesinin zamanı hep onu besleyen gelişmeleri ve dedesi yüksek dereceli masondu. Aynı dedesinin fikirleri üzerinde görüşlerini devam ettirdi bu şahıs. O da masondur, Darwin de masondur. Dolayısıyla Allah'ı inkar edenler, ateistlerin bir şeye dayanmaları gerekiyor kendi kafalarına göre. Şimdi direkt ateistsiz deseler olmuyor. Ne desinler? İşte bir şeyler çıkartmak gerekiyor. Mesela şimdi şurada da elime bir yazı geçti de. Mesela New York Times'da bir haber. Buna göre diyor, özetle söyleyeyim, bilim adamları hayatın uzaydan, tek bir noktadan dünyamıza ve diğer gezegenlere yayıldığına inanıyorlar. Buyurun. Yeni bir şey daha, inanç daha. İşin içinden çıkamayınca böyle diyorlar. Bak Sümerlere göre de diyor, hayat dış uzaydan gelen bir istilacının getirdiği hayat tohumunun Gaia'ya bırakılması ile güneş sisteminde başlamıştı. Buyurun. Sümerler de aynı kafada. Darwinistler de Bugünkülerde bunlar da aynı aynı kafada. kafada. Yani illaki ateistliklerine, dinsizliklerine bir şey bulacaklar, bir mantık bulacaklar. Bunlar da en mantıksızını bulmuşlar. Yine onlarınkinde yine bir mantık var. Uzaydan geldi diyorlar yine. Tabi o zaman sorulacak uzaydaki o varlığı kim yarattı dediğinde Evet. yine Allah yarattı diyecekler ayrı mesele. Evet. Alman hocaları ve özellikle Fransız hocaları bunlar çok güçlüdür. Yani asıl yönetim bunlardadır. Ve bunların da oradan yönlendirmesi. Mesela PKK hareketi Mason hocalarının kontrolünde hareket eden bir çalışmadır. Dikkat ederseniz Avrupa devletlerinin büyük bölümü PKK'yı destekliyorlar. Çünkü onlar da Marksist, Leninist ve Darwinist düşüncedir. PKK da Marksist, Leninist, Stalinist düşüncede. Aynı yani Darwinist olma konusunda tam ittifak halindedir. Masonlar da Darwinisttir. Yani Darwin'in dinine hepsi inanıyorlar. Dolayısıyla bunlar bir ümmet. Yani Darwin'in bir ümmeti. Masonluğun da ateist siyonizmin de tek amacı vardır. Dünyayı Darwinist, ateist ve metalist hale getirmek ve tek bir dünya devleti yapıp komünel bir sisteme geçmek. Ve bu komünel sistemde de insanlar yine ikiye bölüp sürekli birbirlerine kırdırarak sürekli bir anarşi ve azap içerisinde insanları yaşatmak. Masonluğun da ateist siyonizmin de düşüncesi budur. Yani öbür türlü durağan olur diyor insanlık. Yani böyle huzur içinde yaşamanın, sevgi ve barış içinde yaşamanın insanlar için iyi olmadığını, sürekli kavganın, gerilimin ve şiddetin gerektiğine inanan bir sistemdir bu. Tez, antitez, sentez düşüncesi de buradan çıkmıştır zaten. Evet. Marksistlerde de vardır, bu faşistlerde de vardır biliyorsunuz. Benim dikkat ettiğim konu ateizmin şeytani düşüncenin mabedi bir de dini. Ben bu iki şeyi hedef aldım. Mabedi masonluktur. Bunun ibadethaneleri vardı dünyanın her yerinde masonluğun. Gizlidir, törenleri gizlidir, ibadet yöntemleri gizlidir, kitapları gizlidir, kanunları, felsefesi gizlidir. Fakat dini inancı, dünyaya yaydığı inanç da Darwinizm'dir. Yani onun, Darwinizmin kökeni masonluktur. Çünkü Darwin de kendisi de bir masondu zaten. Bu dinin özelliği maddeyi ilahlaştırmasıdır. Yani atomları, tek tek küçük küçük atomları ayrı ayrı ilah haline getirir. Bu ilahların bir araya gelerek önce proteini, sonra hücreyi meydana getirdiğini, sonra da insanı meydana getirdiğini inancına sahiptirler. Yani geçmiş müşrikler birkaç puta taparken Darwinizm dininde dünyadaki bütün atomları ilahlaştırırlar. Yani tamamının ilah özelliği olduğuna inanırlar. Bunun adına da kendilerince tesadüf diyorlar ama tesadüf dini gibi gösteriyor. Fakat ilah özelliği veriyorlar. Çünkü ne sorulsa Darwinizm'e ilgili bu mucizedir.
Bu da mucizedir. Bu da mucizedir. Mesela protein nasıl oldu diyoruz. Bir mucize sonucu oldu. Hücre nasıl oldu? Bunun açıklayamayız. Bu da bir mucizedir diyor. Peki insanda göz neden belirdi diyoruz. Bu da bir mucizedir diyor. Gözün bütün harika katmanları ve teknik yapısı nasıl oldu? Elektrik aksamı nasıl oluyor? O da bir mucizedir. Görüntüyü gören kimdir? Bu da mucizedir diyor. Burada görüldüğü gibi maddeyi bir ilahlaştırma var. Ben bu gizli dini deşifre ettim. Masonluğun mabedini ortaya çıkarttım. Mason mabedini insanların gözünün önüne serdim. Ve onların dinini yok ettim. Yani ateist olan, dinleri olan Darwinizmi yok ettim. Masonlar şöyle yapar. Mesela gazetede bir haber çıkarır küçük. Atamız mikropmuş. Bu çıkıyordu gazetelerde. Durur durur. İşte atalarının tarla faresi olduğunu yazıyor mesela. Atamız tarla faresiymiş diyor. Başka bir gün atamız solucanmış diyor. Böyle böyle küçük küçük haberlerle insanların bilinçaltını işliyorlar. Mesela bunu kim yazmış? İşte Amerika'daki falanca profesör böyle dedi. İşte İngiltere'deki falanca profesör böyle dedi. Adam insana düşünüyor diyor ki ya ben cahil insanım bilmiyorum diyor. Araştırmam da yok. Bunlar profesör adamlar. Solucan dediğine göre doğrudur herhalde adamlar diyor. Araştırmışlar herhalde. Solucandan geldik diyor. Öbürü de diyor ki herhalde mikroptan geldik diyor. İşte bu psikolojik savaşın toplum mühendisliğinin çirkin bir uygulamasıdır. Ve insanlar bu şekilde aldatılıyorlar. İnsanın atası ne mikrop ne şu ne bu. Hazreti Adem'dir. Ve Allah'ın ol demesiyle olmuştur. Hazreti Musa'nın asası nasıl bir anda yılana dönüşmüştür? Hazreti İsa'nın çamurdan yaptığı ve kuş biçimini almış olan parça nasıl bir anda kuş şeklinde uçtuysa, cinleri de aynı, Allah aynı şekilde, melekleri de aynı şekilde ol demesiyle yaratmıştır. Dolayısıyla bu oyuna artık biz bir son verdik. Gerek fosillerimizle, gerek yaratılış atlasımızla, Avrupa'da da, Amerika'da da bu konuya bir son verdik. Bu çok önemliydi. Masonlar böyle yavaş yavaş insanları işliyorlardı. Biz toptan bunların oyununu kırdık, indirdik aşağı. Masonlar komünist midir? Onlar bizim doğal müttefikimizdir diyor. Kendi dergilerinde anlatıyorlar. Yani bu komünistler bizim doğal müttefikimizdir diyor. İnançsızlık, ateizm olgusundan ötürü. Tabii ki. Yani zaten nihai amacı masonluğun komünistliktir. Yani dünyaya Allahsız, dinsiz, imansız bir kitle haline getirmek, bir sürü haline getirmek haşa ve dünyadan dinleri tamamen ortadan kaldırmaktır.